Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla daha, yeni bir inceleme, kutu açılımı videosuyla daha birlikteyiz. Bugün karşımızda gördüğünüz gibi 2 adet Xiaomi Mi Note 10 Lite var. Yeni aldım telefonları. Bugün tarihlerden 30 Haziran Salı arkadaşlar. 29 Haziran Pazartesi tarihinde elime ulaştı telefonlar. Muhtemelen haftaya Salı bu video yayında olacak. Şimdi arkadaşlar telefonlarımızı ben daha önce kutudan çıkardım. Bir günlük bir kullanma deneyimi yaşadım. Bunların neticesinde sizlere bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar. Telefonu almadan önce çok fazla araştırdım. Xiaomi ile iPhone arasında kalmıştım. Tabii bütçe biraz kısıtlı olduğu için haliyle biraz daha uygun telefonlara yönelmek zorunda kaldım. Xiaomi markasında da yine bildiğiniz gibi kendisini oldukça kanıtlamış güzel telefonları var. Yeni duyurulan bir telefon ve Mi Note 10 Lite ile Redmi Note 9 Pro arasında kalmıştım. Ama Mi Note 10 Lite beni biraz daha cezbetti. Tasarımı olsun, ekran özelliği olsun. Özellikle Note 9 Pro ile arasında ekran farkı var. Bunun Mi Note 10 Lite AMOLED ekran. Redmi Note 9 Pro da LCD ekran. O yüzden böyle bir karar verdik. İkisi de Cihazların ikisi de 128 GB. Birisi beyaz rengi, diğeri mor rengi. Zaten 3 farklı seçeneği var. Bir de gece siyahı dediğimiz renk var. Şimdi arkadaşlar ben bunları hepsi burada üzerinden aldım. Bugünkü aldığım fiyat 3900 liraydı. 128 GB'lı. Hepsi buradanın kendisinden. Ben fiyat, alta link paylaşmak istemiyorum çünkü fiyatlar değişebiliyor. O yüzden eğer isteyen olursa daha sonradan linkini verebilirim. Zaten hepsi buradan kendisinden aldım ben. Herhangi bir satıcı değil. Ve yanında da şu şekilde göstereyim. İki tane de powerbank aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 50 ya da 80 lira olması lazım. İkisi de 20.000 mAh powerbankleri. Şimdi arkadaşlar kutumuzu açılımını gerçekleştirebiliriz. Şu garanti belgesi önemli arkadaşlar. Xiaomi Türkiye garantisi. Buna dikkat edin aldığınız telefonlarda. Çünkü önemli bir unsur bu. Şimdi ikisini de açayım öncelikle. Biraz yavaş geliyor tabii. Kutu içeriklerini göstereceğim arkadaşlar size. Öncelikle şöyle renklerini göstereyim. Beyaz ve mor seçeneği ikisi de elimizde. Ve şu anda kılıf takılı bunlarda. Kutumuzun içerisinden çıkan kılıflar. Şimdi bunlar şöyle telefonlarımız kenarda kalsın. Diğer kutuyu da şu şekilde alayım ben. Çünkü birisini açmamız yeterli. Şöyle bir kutunun içerisinde, aslında bunun içinde de yine kılıfı vardı. Ben tabii çıkarıp taktığım için kılıflarımız şu anda içinde yok. Şöyle kullanım kitapçıkları bunun içerisinde var yine. Şurada görmüş olduğunuz iğnesi geliyor. Telefonumuzun SIM kartını takabilmemiz için bu gerekiyor. Şarj kablosu ve bir adet 30 watt destekleyen 30 watt destekleyen adaptörümüz var arkadaşlar. Cihazlarımız 30 wattta şarj oluyor. Kutumuzun içerisinden bu kadar. Xiaomi'de bildiğiniz gibi kulaklıklar gelmiyor zaten arkadaşlar. Şimdi renkleri gördünüz.
ikisinde. Moru bir kenara bırakayım ve beyaz üzerinden devam edeyim. Önden başlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle ben tabii bütün kurulumunu yaptığım için şu anda hiçbir şey yapmadan direkt telefonumuzun görebiliyoruz. Şuradan ben hemen güvenlik kısmından yüz tanımayı kapatayım. Ki açtığımızda direkt açılmasın ekranımız. Ön taraftan başlayabiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle damla çentikli dediğimiz ortadan bir kamerası var. Ön kameramız. Ekran kasa oranı oldukça yüksek. Hemen yanlış hatırlamıyorsam ekran kasa oranı %91'lerde olması gerekiyordu. Oldukça geniş bir ekran. Şöyle parmak izimizi özellikle yani bunların testini görmeniz için oldukça hızlı. Hemen unutmadan arkadaşlar şunu söyleyip MIUI sürümü 11.0.1.0. Normalde güncellememiz var. 11.0.5'e güncelleyebiliyoruz. Şu anda benim telefonumda da güncellemesi var. Ama ben güncelleme yapmadım. Neden diye sorarsanız parmak izi özellikle çok yavaşladığı için ben onu yapma gereği duymadım arkadaşlar. Parmak izi ve yüz tanıma özelliği oldukça hızlı. Hemen yüz tanımayı da göstereyim ben size. Hemen yüz tanımayı ekleyeyim. Biraz önce silmiştim. Şöyle bir bekletiyor bizi 4 saniye. Şifreler de sürekli bekletiyor arkadaşlar. Oldukça hızlı bir tanıma sistemi var. Hemen şöyle kapatayım. Evet. Şuradaki kilidi açtıktan sonra kilit ekranında kal yazısı var. Onu devre dışı bırakmamız gerekiyormuş arkadaşlar. O yüzden direkt açmadı. Şöyle tekrardan göstereyim ben size. Kameranın arkasında olmama rağmen oldukça hızlı açıyor. Bu güç tuşunu kullanmadan da ekrana şöyle iki defa tıkladığımızda bunu ayarlardan yine yapabiliyorsunuz. Telefonumuz 128 GB demiştik. Hemen şöyle telefonumuzun hakkına girelim. Bakalım. 128 GB bütün uygulamalarım var. Aşağı yukarı. 98 GB hala kullanılabilir. Hafızam var arkadaşlar. Onun dışında Android sürümümüz Android 10. Hemen şuradan yan tarafından devam edelim. Hatta ben şöyle kılıfını çıkarayım. Telefonumuzun bir eksi hatta iki eksi tarafı var arkadaşlar. Bunlardan birisi hafıza kart desteğimiz yok telefonumuzun. 64 ve 128 GB'lık versiyonları var. 6 GB RAM'e sahip. Ekranımızın boyutu 6.47 inç. AMOLED ekran. Snapdragon 730G işlemciye sahip. 8 çekirdekli bir işlemci kullanıyor. Hemen telefonumuzun yan tarafından şöyle sağ tarafta yanda şurada görmüş olduğunuz sim kart yuvası var. Çift sim kart desteği var. Güç tuşumuz ve ses açma ve kapatma tuşumuz var arkadaşlar. Telefonumuzun ön ve arka kısmı Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Hemen şöyle alt tarafına da bakacak olursak burada bir hoparlörümüz var. Mono hoparlör.
Type-C girişimiz var. 3,5 mm'de kulaklık girişimiz var arkadaşlar. Yukarıda da kızılötesi var. Telefonunuzu televizyon kumandası veyahut da klima kumandası olarak da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen onları da söyledikten sonra şöyle telefonumuzun arka kısmına geldiğimizde arkadaşlar 4 tane kamerası ve çift flaşı görüyorsunuz. Hemen kameralarımızın özelliklerini söyleyeyim size. 64 megapiksel ana bir kameramız var. F1.89 değerine sahip. 4K video çekim özelliğine sahip arkadaşlar. Telefonumuzun arkadaşlar iki tane eksisi var demiştim. Birisi hafıza kartı desteği yok. Diğeri de Redmi Note 9 Pro'larda falan var. Önceki sürümlerinde de vardı zannedersem. Ekran koruyucumuz yok arkadaşlar. Ekran koruyucusuz geliyor. Ama dediğim gibi silikon kılıfı da şeffaf. Şu şekilde silikon kılıfı da yumuşak. Geliyor arkadaşlar kutumuzda. Diğer kameralarımıza geçecek olursak 64 demiştik ana kameramız. 8 megapiksellik geniş açılı 120 dereceye sahip bir kameramız daha var. O da F2.2 değerine sahip. Üçüncü kameramız ise 5 megapiksellik makro bir kamera. Dördüncü kameramız ise 2 megapiksellik derinlik algısı sağlayan kameramız var arkadaşlar. Ön tarafta 16 megapiksellik bir kameramız vardı. Selfie kameramız. Hemen şöyle hızlıca sizlere özelliklerinden bahsedeyim. Kameradan sonra bataryaya gelecek olursak arkadaşlar telefonumuz 5260 mAh'lik oldukça büyük bir bataryaya sahip. En avantajlı konulardan birisi de bu. Type-C girişli demiştik. 30 Watt hızlı şarj özelliğine sahip. Yaklaşık olarak arkadaşlar 1 saat gibi bir sürede telefonumuz %100 şarja sahip oluyor. 30 dakikada da aşağı yukarı %50-55 civarına geliyor. Bunu ölçmedim tabi ama Xiaomi'nin bize verdiği değerler bunlar. Snapdragon 730G işlemcisi var demiştik. 2.2 GHz 8 çekirdekli. Hemen diğer özelliklere. Telefonumuzun ağırlığı bayağı ağır arkadaşlar. Ben S6 eşitten geçtim. O oldukça hafifti. Ama bu ona göre bayağı ağır. 200 gram civarında zannedersem. Daha sonra arkadaşlar başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Onlara bakıyorum. Başka söyleyeceğimiz bir şeyler yok. 6 GB RAM demiştik. Ön kameramızda 16 megapiksel demiştik. Ön kameramızda 1080p 30 fps f2.48 değerinde video çekebiliyor. Evet arkadaşlar şöyle hemen kameramızı da hızlıca bakalım. Şöyle en baştan modlardan bakabiliriz. Ağır çekim modu var. Kısa video modu var. Video modunda hemen şöyle göstereyim. Video kalitesi ayarlarımız 4K, 720p, 30 fps, 1080p, 30 fps, 60 fps seçeneklerimiz buradan ayarlayabiliyoruz. Bu normal fotoğraf modumuz arkadaşlar. Yapay zeka özelliği var. Bu da 64 megapiksellik Ultra HD modumuz arkadaşlar. Portre modumuz var. Gece modu, panorama ve pro modumuz var. Hemen şöyle bir fotoğraf çekecek olursak
Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben yine şimdi dışarıda çekmiş olduğum fotoğraflardan buraya ekleme yapacağım arkadaşlar. Onlara da şimdi bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, son olarak da telefonumuzun şöyle arayüzünü biraz gezelim. Dediğim gibi çoğu uygulamalarım kurulu telefonda. Şöyle yani oldukça iyi. Hızı şarjı da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu telefonu dün elime ulaştığımda akşam 10.30-11 civarı açtım ve kurulumunu yaptım. Ondan sonra yaklaşık olarak bir 3-4 saat olarak kullandım aralıksız. %52'de başlamıştı. %30'lara falan indi aşağı yukarı. Ama 3-4 saatlik hiç ara vermeden kullanma sonucunda bütün her şeyi aktifleştirdim. Ayarları yapma, onlar dahil. Şöyle yukarıdan bildirim paneline de bakacak olursak bütün her şey burada var zaten. Yani oldukça iyi. Ara birimini de sevdim arkadaşlar. İlk defa kullanacağım Xiaomi'yi. Başka söylemem gereken herhangi bir şey yok. Şu anda ilk şarjı zaten bu. Şu anda şarjı da %88. 48 saat olarak gösteriyor. 48,5 saat olarak gösteriyor. Önemli olan kısmı zaten şarj kısmı. 2 gün falan gider mi bilmiyorum. Bak, denemek lazım. Tabii daha sonra özellikle PUBG yani oyun şeyleri, oyun videoları inşallah onlar da hazırlayıp sizlere ulaştırırım arkadaşlar. Yani 1 saat, 2 saat, 3 saat her neyse şarjımızı doldurur. Ne kadar şarj gittiğini sizle birlikte görmüş oluruz. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani kutu açılımı ve ön inceleme gibi bir video oldu bu da. Yani söyleyeceğim başka herhangi bir şey de yok. Eğer unuttuğumuz bir şeyler varsa affola. Sizler de kullananlar özellikle videonun altına yorum yaparsanız uzun süre kullanımın sonucunda edindiğiniz tecrübeleri hem benim için hem de diğer kullanmayan arkadaşlar için özellikle bir bilgi olur arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.